O gece yaşadığım en önemli anı, benim yerde bulunup yatan bir genç çocuk vardı. Gittim, iki tane ablamız, biri kucağına yatırmış onu falan, böyle yüzü bembeyaz. Mermi yemiş ama gülüyor. Trafik tamamen durunca ne oluyor diye açtık, sorduk falan filan. Dediler ki işte terör şüphesiyle asker yolu kesti falan filan, köprüyü kesti diye. Ulan dedik, hani devletin polisi var, askerin ne işi var burada diye. O arada birisi oradan bağırdı. Kardeşim, darbe oluyor, darbe, ne terörü, işte Recep Tayyip Erdoğan gidiyor, darbe oluyor diye bağırdı. Ondan sonrasını çok hatırlamıyoruz tabii, kontrolden çıktık. Arabadan süratle inip köprüye yöneldim. Açılın diye bağırdım. Ve köprü öne geçtik, orada askerler, polisler vardı daha doğrusu. İşte asker mi, polis mi, ne diyor, belirsiz tipler. Ne yapıyorsunuz kardeşim, insanlar arabalarda perişan, çoluk çocuk falan, yollar tıkalı. Yolu niye kestiniz diye bağırdık onlara. Ondan sonra işte darbe oldu, geçeni vuracaklar, geçemezsiniz köprüden, karşıya geçemezsiniz falan filan dediler. Geçeceğiz kardeşim, öleceksek de öleceğiz. Yolumuzu kesemezsiniz, insan bir kere ölür, adam gibi ölür. Gelin kardeşim dedim. Tabii orada köprüdeki diğer insanlar diye kardeşlerimiz de bizi takip ettiler. Allah onlardan da razı olsun. Ve o köprüyü açıp karşıya geçtik. O hiç böyle normal ve standart bir şey değildi. Hakikaten o gece o insanların davranışı, yani Allah'ın inayeti vardı. Yani düşün, silahsız imanlı insanlar silahlı imansızlarla mücadele ediyordu. Yani köprünün bence özeti bu yani. Evet. Bir takım insanlar da evde, kuyrukta, işte makarna kuyruğunda falan, biliyorsun bankamatik kuyruğunda olan insanlar vardı. O insanlar için belki bu bir tiyatroydu. Ama tiyatroda gerçek mermiler kullanılmaz. Yani o gece gerçek mermiler vardı.